nasıl Fidan'ın evine getirirsin ha? Babana tuzak kuruyorsun sen. Sen hainsin. Sen de yalancısın. Hani para vermeyecektin o kadına? Sus, konuşma. Bana cevap verme. Allah cezanı versin senin. Allah cezanı versin senin. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Aç. Bir daha diklenirsen, bort zor edersen, dilini... dilini keser, eline bir. Anladın mı? Ona göre. Bir daha sana baba demeyeceğim. Bundan sonra tek başına kal da gör dünyanın kaç bucak olduğunu. Hala ateşi çıkıyor. Çok iyi bakılmalı, dinlenmeli. Özellikle de soğuktan korunmalı. Buyurun. Lamia bak sana kimleri... Lamia nerede? Odadaydı. Bütün hastane arandı. Hiçbir yerde. Kaçmış olabilir mi hocam? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü babasının onu almaya geleceğini söylemişler. Artık eve gitsen iyi olur. Gitmeyeceğim. Nerede kalacaksın? Bilmiyorum. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Kimse var mı? Ben yoksulum. Parasızım. Tabii beni oynatırlar. Karı gibi oynatırlar. Aşağılık haliler. Ulan Celal, yakacağım seni. Geberteceğim ulan seni. Geberteceğim savun katlara bir gelir ol. Aman hadi koç. Savun lan. Günaydın abla. Hayırlı sabahlar yenge. Neler olmuş? Bütün gece köpekler gibi uludu. Ağzı da herif, başını yiyecek. Hadi gelin. Ulan evi ne hale getirmiş be? Ya ne duruyorsunuz? Gidip bakalım öldü mü kaldı mı? Hadi. Gidelim, gelin. Halil, Halil. Sırtlayıp bir hastaneye götürelim çabucak. Yok bir şey ya, sarhoş bu ya. Zıkkım içsin. Vah vah. Derdi neydi ki işte bu kadar? Semiha da kaçtı ondan. Yapma ya. Semiha'yı çok severdi bu ya. Bu herif kimi sever be? O yaştaki bir kız nereye gider ya? Bir çocuk telefonla arayıp duruyordu son zamanlarda. Aferin be. Zavallı yerde yatıyor. Siz dedikodu yapıyorsunuz. Tutun da kanepeye yatıralım şunu. Hadi. Hadi. Şöyle yavaş. Şöyle gel. Yavaş. Yavaş. Şöyle. İyi ki soğuktan donup ölmedi. Nerede o günler? Mahalle bir mikroptan kurtulurdu hiç olmazsa. Yapma yazıktır bacım. Sen daha bunu yeni tanıyorsun. O ne maldır bilmezsin. Halil, Halil. Kalk ya, kalk. Semiha. Kızın nerede? Geldi mi? Bilmiyorum Halil. Gelmedi. Kız ortalarda yok. Dur oğlum, dur yavaş. Bir tarafını sakatlayacaksın, dur. Yok burada yok. Kız gelme. Hala gelmemiş. Geç şöyle geç. Gel. Telaşlanma.
Bir yüzünü yıka, sakinleş biraz kurma. Konuşma. Konuşma be. Yoksa başına bir şey mi geldi? O nereden çıktı şimdi Halil? Peki neden hepiniz tepemdesiniz? Süleyman haber verdi, meraklandı. Hasta falan mı diye merak ettik kurma. Nerede bu kız? Şimdi kafayı yiyeceğim. Zaten yemişsin kafayı. Geriye ne kaldı ki? Lamia gitti, Sabriye gitti. Şşt, en sonunda Semiha'yı da kaçırdın. Kim kaçırdı be? Ne diyorsun be? Karım doğru söylüyor. Kızı dövdün, o da kaçtı tabii. Gencecik bir kız sabahlara kadar eve gelmiyor. Başına bir iş geldiyse suçlusu sensin Halil. Doğru dürüst bir adam olamadın. Aileni dağıttın, hepsini perişan ettin. Ne karışıyorsunuz be? Gidin evinize hadi. Defolun. İyiliğin için söyledik, bu da kabahat oldu. Yürü be, bu ite iyilik yaramaz zaten. Gidin. Gidiyoruz. Ulan senin iyiliğin için biz. Konuşma. Bizi kovuyor mu arkadaş? Biz mahalleli olaraktan yani. Bana bak çarıklı. Dün geldin, bugün mahalleli oldun. Mahallenin işlerinden sana ne be? Yala yürü hadi. Ama... Hadi git. Tamam. Gidin. Hadi be. Gidin. Nedir başıma gelenler ya? Bir uğursuzluk var ama. Ah. Semiha. Ah. Seni bir elime geçirirsem. Hesabını sormaz mıyım senden be? Oh. Kaç defa sana söyledim? Sağır mısın oğlum? Hiçbirine şimdiye kadar ses çıkarmadım. Ama bu kadarı fazla. Sen burayı ne sanıyorsun? Gece sokakta kalma diye sana burada iş verdik. Her türlü dümenine eyvallah dedik. Ama senin adam olmaya niyetin yok. Aç karnını doyurduk. Sen karı getirmeye başladın. Yanlış anlıyorsun abi. Semiha benim kız kardeşim gibidir. Yani başı dertte diye... Kes lan tamam. Biz biliriz bu kız kardeş muhabbetlerini. Topla pılını pırtını kaybol. Bizim yanlışımız olmaz abi. Hadi hemen yayla. Yoksa kafanı kopartırım. 15 dakika sonra dönüyorum. Seni burada görürsem kafanı kırarım ona göre. Peki param? Başını derde soktum değil mi? Bunun seninle bir ilgisi yok. Uzun zamandır bana gıcıktı zaten. Ben olmasam seni kovmak için bahanesi olmayacaktı. Saçmalama. Başka bir sebep bulurdu. Hadi gel gidelim. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum abi. Sakin ol. Tamam ne oldu oğlum? Geliyorum dur. Geliyorum oğlum dur sakin ol. Aa, bu kim? Kızım sen kimsin? Ateşler içinde yanıyor bu. Hemen karakola haber ver. Tamam abi. Evde sağlam hiçbir şey kalmamış. İyi alt ettin Halil Bey. Sen bu kafayla adam olmasın oğlum. Sanki zevkinden yaptım. Sabriye evden kaçar. Dik kafalı velet baba sözü dinlemez. Ağ bozuntusu herif boğazıma yapışmış. Karı gibi oynatır beni. Dağıtırım ulan. Dağıtırım ulan. Ev benim değil mi lan? Kimle karışır? Paramız buna yetti. Yarı yarıya yeriz. Şimdi ne yapacaksın? Bilmem. Yine eskisi gibi yaşayacağım herhalde. Nasıl yani? Sokaklarda işte. Bu benim ikisiz kalışım değil ki. Sokaklarda canımı kurtarmanın yolunu öğrendim. Asıl sen ne yapacaksın onu düşün. Bak, paramız iki poğaça almaya bile yetmedi. Aç kaldığımız da olacak, doyduğumuz da. Yatacak yer bulamadığımız zamanlarda parklarda sabahlayacağız. Bence sen evine dön. Hiç olmazsa orada yatacak bir yatağın var. Ölürüm de o eve dönmem. Bana tokat attı babam. Hem de o pis dansözün yüzünden. Eskiden beni severdi. Ama o dansözü tanıdığından beri değişti. Eve gitmeyeceğim. Ama benimle çok sıkıntı çekersin ona göre. Olsun. Gitmeyeceğim.
İyi be. Sen çok cesursun ha. Sokaklarda pek kız yaşamazdı. Aa, çantam. Ne oldu? Çantamı otoparkta unuttum. Bütün eşyalarım içindeydi. Boş ver. Sana daha güzellerini alırım. Neyle alacağız? Paramız mı var ki? Doktor hanım, bakar mısınız? Evet Ayşe hemşire. Dün kaçan küçük kız vardı ya, Lamia, acil serviste bulunmuş. Bilinci yerinde mi? Hayır doktor hanım, baygın. Çocuk nasıl Kenan? Çok ateşi var, bütün gece soğukta kalmış. Allah kahretsin, korktum başıma geldi. Semih kaç zamandır okula gelmiyor amca. Devamsızlıktan sınıfta kalmak üzere. Belki akşam arkadaşlarının evinde kalmıştır. Semiha'nın arkadaşı kalmadı ki. Amca, Semiha aslında pek iyi yolda değil. Taksim'de gördük. Yanında bir çocuk vardı, bize çok kötü davrandı. Ne halt ediyor o çocuklar? Ne bileyim bey amca, Semiha sizin kızınız. Baba olarak siz ilgilenmelisiniz. Yok ya, ben ilgilenmiyorum öyle mi? Boylarına bakmadan ettikleri laflara bak şunları. Derse girmemiz lazım amca. Semiha ile ilgilenin. Vay be, bir de ukalalık ediyorlar. Nasıl unuttum çantamı? Hepsini yeniden almaya kalksan bir servet tutar. Tamam sen ya, bulacağız bir çaresini dedik ya. İyi de nasıl? Beş kuruşumuz yok. Şu kadına saati sorsana. Niye? Hadi sen ya, git şu kadına saati sor. Affedersiniz teyze, saatiniz kaç acaba? Bir dakika bakayım çocuğum. İmdat! Çantamı çaldılar! Polis! İmdat! Çantamı çaldı! Ne oluyor? Hadi. Kız iyi değil mi? Pek değil. Yoğun bakımı aldık. Şu zaptı imzalar mısınız? Tabii. Kız bulunduğuna göre biz hemen ailesine haber vermeliyiz. Ben haber versem? Yani küçük kızın durumu kritik. Belki telefonda bir açıklama yapmak gerekir. Kızlarının hastanede olduğunu duyunca ailesi telaşlanabilir. Olmaz doktor bey. Bu bizim görevimiz. Ailesi geldiğinde durumu anlatırsınız. Hemen avukat beyi arayalım. Evet, arayalım. Yapmayın ya. Demek evi istimlak etmiş. Hem de nasıl ya? Ya büyük şehirlerde çok üşütük var derlerdi de inanmazdım ha. Ya bu herif acil olarak akıl doktoruna görünmeli. Mahalle için tehlike arz dedi ha. Vallahi doğru. Şişt, bak ha. Şimdi. Ulan mevzusu kıt herifler. Yine beni çekiştiriyorsunuz değil mi? Farkındayım. Sayenizde boyum uzadı. Biz seninle konuşmuyoruz kardeşim. Bize hiç bulaşma. Aman çok dertlendim benimle konuşmuyorsunuz diye. Duyuma göre... Aman! Aman bakkal, sen başlama. Çünkü sen başladığın zaman ben ne diyeceğini biliyorum. Çok içtin Halil. Evi dağıttın Halil. Karını kızını kaçırttın Halil. Ulan hepinizin eline birer örgü vereceğim. Şu köşede oturup mahalle karıları gibi dedikodu yaparsınız. Rahatlarsınız. Hadi bana rakı ver. Kafayı yemiş bu ya. Bu saatte rakıya başlanır mı ya? Kurban, sıcak sıcak bir çorba içsin daha iyi. Ya evde kırılacak şey de kalmadı ki. O zaman sıra senin evinde. Valla bizim eve dokunmasın, ben adamı çok fena yaparım Halim Allah. Sen mi? Yok, Razi'ye fena yapar onu. Süleyman, bir şey dedin. Yaparım dedin ha. Senin en güzel yapacağın şey altına yapmak. Ne? Lan! Vurdum lan. Ya bir dakika dur. Vurdum. Ne işiniz var lan burada? Çıkın bakayım. Çıkın lan. Çıkın. Ne işiniz var lan burada ha? Çıkın. Gidin evinizde oynayın lan. Hayvan. Ne oluyor ya? Bu ne şiddet Halil? Duyduğuma göre anarşi çıkarmışsın mahallede. Kim demiş onu ya? Herkes. Günün konusu oldun. Ya sen de başlama Allah'ını seversen ya. Tamam kız hadi. Anlat bana. Aa. Amanın. Burada savaş çıkmış galiba. Evin durum vaziyeti nedir böyle? Böyle işte. Zorun neydi arkadaş? Semiha'ya sinirlendim. Akşamdan beri ortalarda yok velet. E ne beklenir baba sözü dinlemeyen kızdan? Beni de çekemiyordu zaten kıskanç kız. Ne olacak anası gibi? O benim kızım. Her neyse canım. Pireye kızıp yorgan mı yakılır Halil? Bak evin içine etmişsin. Asıl sebep o ağa olacak deve. O da kim be?
Hani senin kapına gelen hapishane kaçkını vardı ya. Ha. İşte o. Acayip tepeme attırdılar. İlk önce onları benzettim. Sonra tabii duramadım. Gel, gel canım. Bu sinirle gidersen mahalleyi de kırıp dökeceksin. Bize gidelim de toparlan biraz. Aslında doğru. Bu mahalleyi de yerle bir etmek lazım. Tamam Elicim, tamam. Sonra yaparsın. Senin sinirlerin iyice bozulmuş. Hadi gel. Delisin sen. Ya kadın beni yakalasaydı? Başım derde girmişti. Yanlış yaptım. Kızma Semiha. Bak parasız kaldık. Açız. Kim bakacak bize? Sokaklarda yaşamanın kanunu bu. Kimse sana öyle kolay kolay iş vermez. O zaman da çalmak zorundasındır. Bu ne ya? Para. Sen çantada bu kadar para olduğunu nasıl anladın? Kokusunu aldım. Sokaklarda yaşarken bunu öğrenirsin. Çalışarak yaşamak için elimden geleni yaptım ama gördüm. Adam hakkımı bile vermeden kovdu beni. 100 milyondan daha fazla var burada. Vay canına, sahi mi? Hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim ben. Şimdi bu para bizim mi yani? Çantam otoparkta kaldı diye üzülüyordun. Hadi gel. Hem sana hem bana giyecek bir şeyler alalım. Sonra da bir güzel yemek yeriz. Nerede bulmuşlar? Bir ambara sığınmış. Sabah işçiler gelip kapıyı açtığında baygın bulmuşlar. Ne zaman kendine gelir peki? Kesin bir şey söyleyemem. Uzun süre yoğun bakımda kalması gerekebilir. Bulunmuş olması bir mucize. Biraz daha geç kalınmış olsaydı Lamia'yı kaybedebilirdik. İçeri giremez miyiz? Mümkün değil. Canım benim. Zavallı yavrucak. Bunu da istiyorum. Alalım o zaman. İyi seçim, çok şık oldu. Buyurun kasaya. Evet, bu iş bitti. 35 milyon. Gene bekliyorum. İyi günler. Niye gülüyorsun? Aklıma babam geldi. Şimdiye kadar çoktan kafayı yemiş. Oğul. Ah Semiha, ah. Nerededir bu kız dersin? Şimdi onu düşünme. Hadi bir fırça çek. Şerefe. Hop de be yavrum. İçelim dediysek bu kadar hızlı gidersen kaza yaparsın. Biz zaten doğuştan kaza yapmışız. Gerisi ne fark eder? Boş eder ver. Eder. Kendine dikkat etmezsen gelecek paraları doktorlara, hastanelere yedirirsin. Ben sana yedireceğim paralarımı güzelim. Sağ ol da. O paralarla sefa sürmek kim bilir ne zaman kısmet olacak. Az kaldı, az. Bulacağım o Lamia veledini. Sonra da para içinde yüzeceğiz. İnşallah. Bulacaksın da bakalım biz görecek miyiz? Göreceksin. Hadi. Hadi çabuk ol. Şşt. Hadi, hadi. Şşt. Halil. Oradan çantamı getirsene. Halil. Sana söyledin canım. Duymuyor musun? Gene kıçını kaldıramadı. Böyle herifler de hep beni bulur be. Ne kaderim varmış. Duymuyor musun aslanım? Şşt. Halil! Sızıp kalmış. Her tarafı falso. Zaten bende akıl olsa bu kenar mahallede sürter miyim? Etiler ulusla yaşarım. Ama ne gezer bende o beyin? El alemi 5 kuruşsuz heriflerini başına sar, sonra da sızlan. Ulan orospuluğun da adabını bozuyoruz be. Neyse. Bir olta attık bakalım. Ya nasip. Kızını bulur da para gelirse ne âlâ.
Bana mı söyledin? Yok canım, yok. Sen uyu. Oho! Halil Bey'imiz Lamia denen veledi bulacak da paraları göreceğiz de zengin olacağız da ölme şeyim ölme. Bunu kıpırdayacak hali yok be. Şimdi sana yanaşacağım. Hemen kapıyı aç ve var gücünle kaçmaya başla, tamam mı? Yapamam. Yaparsın. Hadi. Koş Semiha. Dur. Dur. Dur diyorum. Kaçma. Her şeyi yaptık. Siz dinlenin biraz. Durumunda bir değişiklik olursa haber veririm. Teşekkür ederim. Ama burada kalmayı tercih ederim. Atlatacak mı dersiniz? İnşallah. Bu küçük yaşta çok fazla acı çekti. Bir şeyler anlattı bana ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Lamia ve babasıyla yaşıyor. Aslında çok varlıklı bir adamın kızı. Gerçek babası ölmeden önce parasını ve malını Lamia'ya devretti. Gerçek babası nasıl öldü? Trafik kazasında. Üvey babasının neler yapacağını tahmin ettiği için de bu paranın denetimini Nazmi Bey'e verdi. Daha önce üvey baba Lamia'yı hırpalarmış. Ama para söz konusu olduğundan beri kızın hayatı cehenneme döndü. Aman Allah'ım. Lamia söylemişti de inanmamıştım. Hapishaneden bir takım arkadaşları da işin içine girdi. Kızcağıza ciddi bir zarar vermelerinden endişe ediyoruz. Çünkü Lamia üvey babasının nüfusuna kayıtlı ve kıza bir şey olursa o büyük servet Halil'e kalacak. Burada mı uyumaya niyetlisiniz siz Allah aşkına? İsterseniz siz bana bir lahmacun daha verin en iyisi. Oğlum akşamdan beri dünya kadar tost yedin. Oturmaya bahane arıyorsan boş ver. Kapatırken ben sizi uyandırırım. Halil! Uyan be! Neredeyse 24 saattir uyuyorsun. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben neredeyim ya? Dün sabahtan beri bendesin. Çabuk kalk. Kapıda seni bekleyen bir ayı var. Sen ne diyorsun be? O hapishane kaçkınları vardı ya. Gene geldiler. Bir tanesi kapıda seni bekliyor. Ulan kaç defa söyledim. Beni Fidan Hanım'ın evindeyken rahatsız etmeyin diye. Bir daha tembihle şunları. Sabah sabah herifi görünce yüreğim ağzıma geldi. Tamam. Tamam güzelim. Sen merak etme. Ben derslerini veririm. Allah'ım! Manyak! Emre Selim abi. Kapı kapı seni mi arayacağız lan? Hadi yürü. Yürü. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Halil Bey. Hoş geldiniz canım. Ne lan bu hali? Bu evin hali ne? Ev senin tabii. Ama bizi hiç alakadar etmez. Estağfurullah. Ancak senin sıhhatini de geleceğini de düşünürüm. Bizim için önemlisin. Ara sıra canını yakarız ama sevgimizden tabii. Bilirim ağam. Çok iyi bilirim. Bir bok bildiğin yok zampara Halil. Karı peşinde koşmaktan başka Lamia'yı unuttun. Yakında paralar uçup giderse yanarsın. Ağamın acıması yoktur bilirsin. Ağam kızı arıyorum. Karıların koynunda mı?
Bu dağınıklıkla bok yakalarsın Lamia'yı. Erkeği erkek yapan karısıdır. Sen yarım erkeksin lan. Nerede lan karın? Karıya esir olunur mu ha? Komşunuzdan öğrendim. Mesele dansözün yüzünden çıkmış. Yok ağam, dedikoducu onlar. Kız bana kesik diye ailece kıskanıyorlar. Bu dağınıklığa son veriyor. Özür dileyip eve getireceksin yengeyi. Anlaşıldı mı? Ağam, Sabriye nerede bilmiyorum ki getireyim ya. Onu da öğrendik Raziye Hanım'dan. Bir ahiretliği varmış köyünde. Selim'le beraber almaya gidiyorsunuz. Hemen şimdi! Ulan bu Raziye karısı insanı ipe götürür be. Ne ipi Halil? Yok ağam. Çamaşır asıcı. Yok bir şey ağam. Tamam. Geldim. Buyurun. Gözünüz aydın. Lamia kendine geldi. Oh. Girebilir miyiz? Tabii buyurun. Avukat amca. Özlem abla, sizi çok özledim. Biz de seni çok özledik canım. Bizi bayağı korkuttun Lamia. Hadi canım, biraz daha dinle. Özlem ablanla ben buradayız. Babam? O burada değil Lamia, korkmana gerek yok. Hadi Lamia'cığım, şimdi seni yoğun bakımdan çıkaracağız. Sonra avukat amcanla konuşursun. Peki efendim. Biz dışarıda bekleyelim. Görecek, dikkatli ol. Koca mağaza kızım, korkma, kimse fark etmez. Ay Eser, bu kadar rahat olamazsın. Sanki kendin malınmış gibi alıyorsun. Nasıl alayım? Hırsız gibi davranıp herkesin dikkatini üzerime mi çekeyim? Asıl bu gidişle sen bizi yakalatacaksın. Uzaklaş biraz. Eser kaç gördüler? Şişt, hop durun. Durun. Gelin buraya. Buraya gel. Gelin buraya, hadi. Kaçmayın. Durun dedim. Durun. Çüş be. Adrese göre burası olmadı. Hah, işte şu ev. Ne bekliyorsun Halil? Hadi git karını al. Abi bana ters geliyor ya. Ağanın söylediklerini unutma. Gerekiyorsa yalvar yakar olacaksın. Tamam, tamam. Bu ağa da her şeye bulaşır oldu ya. Lan gelmezse saçından yakaladım mı sürüyerek götürürüm abi. Sabriye burada mı? Boncuklar daha bitmedi, yarın gel. Ne boncuğu be? Fatma Hanım, ben onun kocasıyım. Benim Halil, Halil Güneşli. Tanımadın mı beni? Yoksa gözlerin bozuldu. Aa, Halil. Demek geldin ha. Geldim. İyice yaşlanmışsın, hı? Çökmüşsün. Onun için tanıyamadım. Ne diyorsun be? Öyle yaşlanmışsın deyip de adamın moralini bozma. Çekil şöyle hadi. Kim geldi? Ben geldim. Ne işin var burada? Ben senin kocan değil miyim? Defol. Defol git buradan. Yoksa evi başına geçiririm. Bu ailevi bir mesele. Sabriye ile yalnız konuşmak istiyorum. Hadi kaybol. Bu at hırsızı bir taşkınlık yaparsa haber ver dışarı. Kaybol. Hadi. At hırsızıymışım. Gördün mü beni kimlerle muhatap ediyorsun? Kabadayılığı bırak da ne istediğini söyle. Seni eve götürmeye geldim. Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Anladın işte, gelmiyorum. Zorla mı götüreceksin? Gelmiyorum işte. Ne yapacaksın? Söver misin, döver misin yoksa öldürür müsün? Olur mu öyle şey karıcığım? Ben seni çok severim bilirsin. Sen sokak karılarını seversin. Bak. Günahımı alıyorsun. O sadece arkadaş, komşu. Yalancı. Allah canımı alsın. Şuradan şuraya yürümek nasip olmasın. Fidan'la, yani senin o dediğin kadınla işim olsa sana neden geleyim ki? Bir çıkarın vardır.
Var tabii. Olmaz olur mu? Sen gittin, evim battı. Ocağım söndü. Senin kıymetini anladım. Kadınsız ev olur mu? Hadi. Gel de kurtar beni. Söz, bir daha istemediğin hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Sana inanmıyorum. Sabriye, yapma. Canım karıcığım. Bak, halimi görüyorsun. Semiha da kaçtı zaten. Nereye gitti Semiha? Bilmiyorum. Sen gittikten sonra iyice aksileşti. Ortadan yok oldu. Belki de senin eve dönmeni bekliyor. Hadi. 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 Ne oldu polis bey? Halil Güneşli'yi arıyoruz. Bugün nerede, evde yok. Ne olmuştu? Şu kağıdı verin kendisine. Karakola gelsin. Önemli. İyi günler. Hı hı. Sen dur burada, ben hemen geliyorum. Nereye? İçecek bir şeyler alacağım. Sana meyve suyu aldım. Sen ne içiyorsun? Bira. Hadi bakalım şerefe. Şerefe. Biranın tadına bakabilir miyim? Tabii. Bana niye bira aldın? Sonra, bir de seninle uğraşamam. Neden benimle uğraşamayacakmışsın? Sarhoş olursun da ondan. Amca, o adamın elinden hiç kurtulamayacağımı sandım. Hepsi geçti kızım. Bak artık bizim yanımızdasın. Orada benim gibi bir sürü çocuk vardı. Hepsi de zorla dileniyordu. Niye kimse onları kurtaramıyor avukat amca? O kadar çok suç işleyen insan var ki. Polis eline geleni yapıyor. Yetişemiyor. Ama er geç hepsi cezasını bulur canım. Mehmet'le Umut bana çok iyi davrandılar. Yardım ettiler. Onları tekrar görebilir miyim Özlem abla? Tabii canım. Sen yeter ki iyileş. Sonra arkadaşlarını buluruz. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler Lamia. Yarın sabah görüşürüz. Gidiyor musun avukat amca? Merak etme canım. Ben seninle kalacağım. Sabah işlerimi halleder halletmez geleceğim Lamia. Hiç korkmana gerek yok. Biz yanındayız. Peki efendim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler yavrum. Hani miş minik Lamia. Yürü hadi, gidiyoruz. Ne oldu? Gidiyoruz. Kaç Semiha. Ne oluyor Efe? Bunlar psikopattır, başımızı derde sokabilirler. O yüzden al. Hayrola, acelen mi? Bırakın lan. Senin dilin de uzamış. Kıza mı anlatıyorsun? Kız da kız olsa. Bu sütten yeni kesin. Sus lan. İzin almadan konuşma. Bırakın lan kızı. Bırakacağız da önce bir silkelen bakalım. Neler dökülecek üzerinden görelim. Bende bir şey yok. Yok ya. Biraların parasını kız mı verdi? Ulan küçük kızların parasını mı yemeye başladın? Helal sana be. Bak bakalım kızda para var mı? Tamam tamam, bırakın kızı. Kızda para yok. Para bende. Kaç Semiha. Geberteceğim seni. Bana bak, bir dahaki sefere bu kadarla kalmazsın. Hadi eyvallah. Eser, iyi misin? İyi misin?
Teşekkür ederim. Rica ederim yenge. Görüşürüz Selim abi. Tamam. Ha bir dakika. Celal Ağa gönderdi. Ver abi. Sana değil yengeye. Konuştuğumuz gibi yenge. Sıkıntın olursa Celal Ağa'yı arayacaksın. Mahcup ettiniz beni. Allah razı olsun Celal Ağa'da. Olsun ya. Allah razı olsun. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Neler yapmışsın? Şu hale bak. Açsana kapıyı. Sabriye! Sabriye! Kız Sabriye hoş geldin. Aa canım hoş geldin. Canım benim. Hoş bulduk Raziye abla. Vay Sabriye kardeş hoş geldin. Sefalar getirdin. Heh, ekip tamamlandı. Biraz kirlendi tabii. Senden başka ne beklenirdi ki? İyi. Geldin. Temizlersin işte. Bu ev yalnız temizlenmez. Yardım gerekecektir. Güzel. Artık şu parayı versen de gidip yiyecek bir şeyler alsam. Para bende duracak. Ayrıca sen de evin temizlenmesine yardım edeceksin. Ben? Hı hı. Yerin mi kırıldı acaba? Hayır, konuşma. Cevap vereyim derken canım acıyor. Tamam. Eve gitsek iyi olacak. Eve dönmen lazım. Hayır, beraber gideceğiz. Seni bu halde bırakamam. Baban da bizi dövecek. İkisi daha dayanamam. Hiçbir şey yapamaz. Hadi yürü gidiyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin Sabriye. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Yalnız olmaz bu iş. Size zahmet olacak. Ya, ne zahmeti canım? Ya priz nerede priz? Şuraya tak. Süleyman çekin şu el ortadan. Sabriye yengecim hoş geldin. Hoş bulduk. Döndüğüne çok sevindik. Sana yardıma geldik. Dur. Bu da Şehmuz yeni komşumuz. İyi çocuktur. Hoş geldin yenge. Metin'i çok duyduk. Sağ olun. Önce şunların hepsini dışarı çıkaralım. Tamam. Ha, doğru söyledin. Bana bırak. Hadi bakalım. Şimdi az müsaade et. Hadi canım. Halil'e haber gitmesini engelleyemeyiz biliyorsunuz hocam. Evet. Ama ne kadar geç öğrenirse o kadar iyi. Şu ana kadar karakoldan çağırmış olmalılar. Hadi güzel. Bu çocuğa zarar vermesine asla izin vermeyeceğim. Umarım işler yolunda gider de Lamia'nın velayetini üstünüze alırsınız. İnşallah. Küçük kızın hayatı tümüyle buna bağlı. Müsaadenizle hocam. Lamia. Peki. Ben gidiyorum Lamia'cığım. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın Özlem Hanım. Güle güle Erol Bey. Güle güle Erol. Tekrar haberleşiriz. Güle güle yavrum. Sizi bir daha hiç göremeyeceğimi sanmıştım avukat amca. Olur böyle şey Lamia. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Ama babam peşimi bırakmayacak. Doktor abla da söyledim. Polis gelip beni aileme verecekmiş. Merak etme Lamia. Seni çok yakında onun elinden tamamen kurtaracağız. Üzme kendini canım. Hala iyileşmedin. Bunları sonra konuşuruz. Yanımdan hiç ayrılmayacaksın değil mi o zaman? Tabii canım hiç ayrılmayacağım. Sağ olun yardımlarınız için. Yardımımız olduysa ne mutlu bize Sabriye yenge. Hadi bakalım. Rahat rahat oturun evinizde anasmalık. Güle güle. Ha. Camcıyı göndermeyi unutmayın. Merak etme yenge. Gelsene biraz. Sen gel buraya. Yemeklik bir şeyler al. Her şey pırıl pırıl oldu. Yeter ki bazılarımız kirletmesinler gene. Sizin de canınız çıktı sağ olun. Olmaz. Hadi sonra görüşürüz. Ha börek yapmıştım almayı unutma sen seversin. Bazılarımız da ev yemeği özlemiştir. Bol bol yesin. Şimdi bu un çuvalı aklı sıra espri yaptı değil mi? Bırak komşularla uğraşmayı da git yiyecek bir şeyler al. Çüş! Bunlar ne alınır be? Sen hayatın ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor musun?
Sahi mi? Bazı şeyleri öğrendin demek. Bak buna memnun oldum. Tavırlara bak ya. Kraliç oldu hanımefendi. Ulan Celal, ben sana göstereceğim be. Bir de buna dert anlatacağız. Kaderim kötü, ben ne yapayım ya? Aa! Ben de seni düşünüyordum, karşıma çıktın. Ortalarda görünmedin dünden beri Halil Bey. Şey... Ağzında lafı geveleme. Karını getirmişsin, hiç saklama. Canım, bu mahallede bir şey saklamanın imkanı var mı? Ne hikaye uyduracaksın bakalım şimdi? Çok mu özledin karını da aldın geldin? Aldım geldim çünkü karım intihar etmiş. Aa! Ya! Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Kaderim kötü. Bak şimdi üzüldüm. Sağ ol. Ne kadar olsa insanız. Ne yapalım? Bir süre böyle idare edeceğiz. Bay. Neyse yırttık. Geldik işte. Burada mı oturuyoruz? Evet. Güzel bir yer. Neresi güzel be? Sokaklarda yatmaktan daha güzel değil mi? Evet haklısın, daha güzel. Hadi gel. Ya baban kızarsa? Kızarsa kızsın. Ah kolum. Semiha. Anne. Canım. Kızım. Canım. Yavrum. Canım. Semiha. Sakın bağırma kızı, o artık çocuk değil. Hoş geldin kızım. Çok özledim seni. İyisin değil mi? İyiyim baba. Meraktan deli ettin beni. Sana bir şey oldu sandım. Gel bir öpeyim seni. Olmaz, ben sana dargınım hala. Hadi kızım, öp babanı barışın. Kim bu adam? Arkadaşım Eser. İyi de burada ne işi var? Gidecek yeri yok, bizde kalacak. Anlamadım. Bizde kalacak dedim. Bizde kalacak ha, bu evde. Eski köyde yeni adetler mi çıkarıyorsunuz? Kalamaz, olmaz öyle şey. Olur. Onu gidecek yeri yok. Bal gibi de kalır. Sokakta mı yatsın? Yatsın, bana ne? Günah değil mi? Binlerce insan sokakta yatıyor, o da yatsın. Hainsin işte, acıman yok. Yeter konuşma şimdi, tokadı yersin ha. Lütfen Semiha, kavga etme. Baban haklı. Ben seni bırakıp gidecektim zaten. Sorun yaratmak istemem. Eser dur bir dakika. Sen nereye? Önümden çekil baba. Hop, ağır ol. Bırak beni, o benim arkadaşım. Ben de senin babanım. Elin çocuğuyla bu ne samimiyet? Hiçbir yere giremezsin. Gider, bırak Halil. O artık çocuk değil. Sen ne karışıyorsun be? Artık bu evde ben her şeye karışırım. İş ne gelmiyorsa da çeker giderim. Tamam mı Halil Bey? Semiha! Gördün değil mi? Çocuğun peşinden nasıl dört dala koşup gitti? Arkadaşını uğurluyordur. Ne var sinirlenecek? Konuşma be! Konuşma! İstediğin oldu. Gitmiş işte, yok. O olmuş. Cehennemin dibine kadar yolu var. Giderse gitsin. Bana ne? Eser hastaydı. Hem gidecek evi, ailesi de yok. Burada kalsaydı ölür müydü? Bana bak kız. Burası kimsesizler yurdu mu? Sen çok duygusuz bir adamsın. Tamam kızım, ağlama. Tamam haklısın, üzülme. Arkadaşını yarın bulur getirirsin. Ağlama kızım. Hadi. Bana bak. Senin yaptığın iş be. Kız eve herif getiriyor, sen de ona arka çıkıyorsun. Bunlar bana ters gelir. Kız çocuk haddini bilmeli. Namusuna mı dokundu Halil Bey? Dokundu tabii. Biz babamızdan böyle görmedik. Vallahi bir vurdu mu bir de yer vururdu.
O devir geçti artık Halil Bey. Sen farkında değilsin. Hem namus namus deyip durma. Rahmetli baban seni o dansöz orospusuyla evinde kafa çekerken yakalasaydı kim bilir ne yapardı sana. Tamam tamam, uğraşma benimle. Seninle kavga etmek istemiyorum, tamam mı? Senin o Fatma bacın, o moruk karı bana yaşlanmışsın dedi. Yoksa sen beni ona şikayet mi ettin? Şşt, bana bak. Doğru mu söylüyor? Bak bakayım bana. Doğrusunu söylesem kızarsın. Neymiş doğrusu? Söyle bakayım. Şunu unuttum. Raziye vermişti. Karakoldan seni aramışlar. Karakoldan mı? Ne olacak? O Lamia'nın avukatı olacak herif. Başıma iş açmıştır mutlaka. Nereye? Celal Ağa'ya. Köşk bahçe içinde. 400 metrekare. Ama birinci derecede tarihi eser. Çivisine zarar veremeyiz. Biz de çaktık mı kibriti, işi kökten hallederiz, oldu mu? Bak bu olur. Merhaba ağam. Merhaba Raşit Bey. Oo Halil, nereden çıktın sen? Yengem eve geldi mi? Sayende ağam. Senin için artık geceler gündüz olmaz. Hayrola, Lamia'yı mı buldun? Yok ağam. Karakoldan çağırmışlar beni. Ulan gene bir ters oluk mu yaptın? Yok ağam, vallahi yapmadım. Bana niye geldin? Polis miyim ben? Bu karakoldan korkuyor. Git bir bak ne istiyorlarmış. Ağam, o Lamia'nın avukatı yüzünden geçenlerde içeri tıktılar beni. Zor kurtardım paçayı. Ulan Halil, ulan korkak Halil. Senin gibi namuslu bir vatandaştan ne istiyorlarmış öğrenelim bakalım. Hangi karakol merkezi? Eyüp Emniyet Amirliği. Kimse var mı orada Raşit? Komiser muavini Sezai var. Numarası? 0212-244-2630. Çevir şu numarayı. Nasılmış benim bir tanem ha? Aç bakalım ağzını güzelim. Çıkar çıkar dilini. Aç bakayım ağzını. Evet. Şimdi ilacımızı alıyoruz. Evet. Yut 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 yut. Aferin. Bak bugün ateşin de yok. Yakında hiçbir şeyciğin kalmayacak. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz avukat amca. Baksa neler aldım. Teşekkür ederim avukat amca. Bakabilir miyim o zaman? Tabii canım, hemen hadi açalım. Bakalım. Aman bak 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 bak. Aman aman. Komiserim, Halil'i ne yapacaksın? İçeri mi atacaksın? Ağam şakayı bırak ya. Sus lan sen, karışma. Sen gene de bir bak. Neden arıyorlarmış bu hıyarı bir öğreniver. Evet evet, adı Halil Güneşli. Çekil tepemden. Dinliyorum komiserim. Allah razı olsun. Sağ ol komiserim. Gözümüz aydın. Hayrola? Lamia'yı bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Neredeymiş ağam? Ok Meydanı Özel Hastanesi'ndeyim. Ben hemen gidiyorum. Sen de gideceksin Selim bununla. Olur ağam. Recep'i de alın. Bu aralarda bir münasebetsizlik yapıp da ortalığı karıştırmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam. Hadi bakalım uçun. Yakalayın şu kızı. Hı? Evet. Bu işte tamamdır. Haydi hayırlısı. Ben gidiyorum Lamia. Size yardımcı olamıyorum hocam. En önemli görevi üstlendin şu sıralar. İstediğin bir şey var mı Lamia? Var efendim. Neymiş bakalım? Bana bir köpek alır mısınız? Köpek mi? O da nereden çıktı Lamia? Depodaki köpeği Lamia çok sevmiş hocam. Onu çok seviyorum, ama sahibi var. Köpeğe bakmak zor iştir. Bir düşün istersen. Ben bakarım avukat amca. Hocam Lamia ilk defa bir şey istedi. Evet biliyorum. Peki ona güzel bir köpek alalım değil mi? Sahi mi? Alacak mısınız? Tabii canım. Hastaneden çıkar çıkmaz. Çok teşekkür ederim efendim. Hadi hoşça kal. Allah'a ısmarladık. Dur bir dakika.
Çok sevindi hocam. Evet. Sıhhati de düzeldi. Yalnız bundan sonra Lamia'yı burada tutmamız tehlikeli olabilir. Parktan arabamı çağırır mısınız? Tabii efendim. Bugün yarın karakoldan Halil'e haber gider. O da babalık haklarını kullanarak Lamia'yı alacaktır. Kızı başka bir yere götürmeliyiz. Tabii bu hukuken yanlış. Benim görüşlerime de çok ters. Ancak başka çaremiz yok. Doktor Zeynep'le konuş. Lamia'yı başka bir hastaneye sevk edelim. Sonuçta Halil orada da karşımıza çıkacaktır hocam. Biliyorum ama bize gerekli olan zamanı kazanacağız. Bu arada rahmetli Ekrem Bey'in mezarı açılmış olacak. DNA testi yapıldıktan sonra da gerçek anlaşılacak. Böylece Lamia Halil'den tamamen kurtulacak. Peki hocam. Söylediklerinizi hadi hemen bakalım. Yapacağım. Araba geldi efendim. Tamam gidelim. Lamia isimli bir kızımız var. Uzun zamandan beri kayıptı. Hastanenizdeymiş. Affedersiniz efendim. Lamia'nın nesi oluyorsunuz? Yarın sabah. Aman Allah'ım. Ne oldu? Halil bu. Lamia'nın üvey babası geldi. Hangi oda? 202 numaralı odada. Kaçıncı kat? İkinci kat. Asansörün karşısında. İkinci kat. Evet. Sağ ol. Kat. Hadi. Hocam. Hocam hemen hastaneye dönün. Halil burada. Ne diyorsun? O herifin kızı almasına engel oluyor Özlem. Geliyorum hemen. Daral hastaneye dönelim Vedat, çabuk. Çabuk Lamia, çabuk ne gidiyoruz. Oldu? Çabuk. Nereye gidiyoruz Özlem? Kalk kalk, sen soru sorma çabuk. Bir an önce hadi. Gelmiyor bu. Gelir. Gelmez. Biz yürüyerek çıkalım. Bırak onları Özlem, hadi çabuk. Hadi, hadi gidelim. Çabuk, 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 çabuk. Dur. Burası mı? Hayır. Bir kat yukarıda. Tamam hemen çıkalım öyleyse. Sinirlin sesi bu. Hadi. Nereye gideceğiz? Nerede be? İşte burası. Kızım. Kızım. Kızım nerede be? Ya kaçtı mı bu? Kaçtı. Nerede bu kız be? Çekilin be. Lamia. Lamia. Ne bağırıyorsunuz beyefendi? Kızım yok, kızım nerede? Kızımı istiyorum ben. Bağırmayın, burada hastalar var. Kızımı istiyorum ben. Nereye sakladınız? Ama beyefendi sus, bakar mısınız? Tamam. Kızım nerede diyorum? Kızım nerede, Lamia nerede? Ne oluyor burada? Lütfen bağırmayın. Şimdi güvenliği çağıracağım. Kızımı çaldılar doktor hanım. Saçmalamayın. Derhal burayı terk edin. Doktor hanım, biz bu beyin kızını arıyoruz. Adı Lamia. Lamia'yı az evvel götürdüler beyler. Tamam mı? Şimdi hastaları rahatsız etmeyin. Hadi gidin buradan. Kızımı kim götürdü doktor hanım? Bir avukat geldi, o götürdü. Yasaların size teslim ettiği kızı siz nasıl başkasına verirsiniz? Yüksek sesle konuşmayın beyefendi. Siz de burayı terk edin dedim. Bir yanlışlık olmadı doktor hanım. Lamia az evvel buradaydı. Sen karışma, git güvenliği çağır. Hadi lütfen beyler, terk edin burayı lütfen. Rahatsız etmeyin. Siz yalan söylüyorsunuz doktor hanım. Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Buna hakkınız yok. İşte Lamia. Hayır. Avukat hanım, çekirgeyi bilirsin değil mi? Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde... Beni çok kızdın Lamia. Yürü, gidiyoruz kızım. Lamia hiçbir yere gitmiyor. Yok ya. Bize mani mi olacaksın? Hadi yürü. Gidiyoruz. Yürü, yürü kız. Beyefendi lütfen, Lamia çok hasta. Doktor olarak gitmesine izin veremem. Bayanlar, zorluk çıkarmayın. Kızın babası onu alıyor, hepsi bu. Lütfen, karışma sen. Lütfen, ne karışıyorsun? Lütfen, lütfen. Yapmayın. Gel buraya. Gel buraya. Nereye? Bırak beni. Bırak. Tamam. Tamam. Hayır. Tamam. Konuşma, bırak eve gidiyoruz. Bırak beni. Bırak beni.